Hugo'dan biraz bahsetmek istiyorum. Hugo Go dilinde yazılmış, Golang'de yazılmış bir web sayfası yapma aracı aslında. Yani kategorik olarak aslında Nuxt.js, Next.js kategorisinde ama tabii ufak tefek farklılıklar var. Bu videoyu kaydını şundan başlattım. Biz Hugo'yu kullanıyoruz bayağıdır ama çok böyle aşırı detay kullanıyor muyuz? Çok emin değilim ama kullandığımız bir alet bu. Yani Türkçe kaynak çok fazla yok. Herhalde bilinmiyor diye düşünerekten bu kaydı başlattım aslında. Hugo güzel bir şey. Kafa olarak, mantalite olarak alet. O yüzden bu kaydı başlattım. Böyle bir giriş yapmak için ve bir farkındalık oluşturmak için aslında çekiyorum. Çok böyle teknik detaylara iner miyim emin değilim. İnmeyi düşünmüyorum aslında ama bakalım. Şimdi bu Hugo, işte bu Next.js, Nuxt.js'ten farklı olarak JavaScript ile değil, kendi Go dilinin bir template mekanizması var. Bildiğimiz işte süslü parantez, işte handlebar diyelim ona biz. O notasyona benzeyen bir notasyonu var. Orada bir öğrenme bariyeri oluşturuyor aslında eğer bilmiyorsanız. Ama onu açtıktan sonra hızlıca böyle web sayfaları oluşturabildiğiniz çok güzel bir alet. Çok hızlı çalışıyor zaten. Zaten adam diyor zaten çok hızlıyım diyor ben. Hugo'nun bu Nuxt'tan, Next'ten bir tık güzelliği diyeyim. Temaları şöyle temalar hazır tema şeyi var, ekosistemi var. Yani özellikle mesela biz şu anda bizim Runnet için neydi adı? Dokümantasyon şeylerine bakıyorduk. İşte dokümantasyonu nasıl yazarız, nerede yazarız falan diye. İşte Vue tarafında bir sürü şey var. Hatta bir tanesini videosunu çekmiştim. Neyse Kubernetes şeyi kullanıyor. Bu Doxy adında bir tane şey temayı. Ama Hugo'nun şeyi gereği ne derler? Tema dediğimiz şey çok böyle komplike bir yapıda size sunabiliyor. Çünkü Hugo'nun altyapısını veriyor. Dediğim gibi her şey zaten şeyle ilintili direkt. Bu template mekanizması ile ilintili. Çünkü küçük küçük shortcodes denilen şeyler var. Onları yazabiliyorsunuz ya da partial view'lar oluşturabiliyorsunuz. İşte layout'larla ilgili bir şeyler yapabiliyorsunuz. İşte çoklu dili destekliyor. Çok basit konfigürasyonlarla güzel şeyler, sonuçlar elde ediyorsunuz. Dolayısıyla buradaki temaları alıp daha dakika bir hızlı bir şey mesela podcast için bile şey var mesela kategori var. Diyelim bir podcast'iniz var hemen buradan bu temayı yükleyip yani ilk anda elinizde bir şey oluyor. Ne derler? Hazır tema oluyor. Bu bence çok büyük avantaj. Neyse, şu dokümanlara bir gidelim. Hiç nasıl kurulur, nasıl kurulur hiç girmiyorum. Direkt Hugo diye bir şeyi var. CLI tool'u var zaten. Ben şey yaptım, şunu kodda açmış mıydım? İnstall ettim bir daha vakit almasın diye. Nasıldı? Hugo. Şöyle. New site diyorsunuz. Bir site ismi söylüyorsunuz. Klasik bizim CLI'lerden alışık olduğumuz hikayeler. Bunlara hiç girmiyorum. Dediğim gibi sırf Hugo diye bir şey var. Bunu bilin diye bu videoyu çekiyorum. Talep olursa da detaylarına ineriz. Şimdi burada işte bazı folder'lar var. Bunlar işte içeriklerimizi Markdown'da yazıyoruz zaten. İşte content adında bir klasör var. Bunun altında post diye bunu ben ekledim. Onun altında da Markdown dosyamız var. Burada var yani şöyle gösterelim. Neydi? Hugo Zarsurt şurada bir tane vardı. Hugo'nun CLI'ni kullanıp bir sayfa oluşturuyorsanız, içerik oluşturuyorsanız aslında bunun varsayılan yani default şeyleri ne olsun tanımları bu Archetypes adındaki folder'ın altından bunu alabiliyor. Yani benim template'im budur, şablonum. Sen bunu al,
Bir tane bana şey oluştur. O template'ten dosya oluştur. Dolayısıyla siz buraya yazıyorsunuz. Şunun içerisine bir şeyler. O çat diye siz new dediğinizde buradan bakıp oluşturuyor. Tabii birden fazla şey tip tanımlayabiliyorsunuz burada. Şöyle bir güzelliği var. Bu arada bilmeyenler için söyleyeyim. Bu bir Markdown dosyası. Markdown dosyasında eğer bu şekilde bir tanımlama yaparsak Hugo'da bu bilgiler bizim meta bilgilerimiz oluyor. Aslında metadata diyebiliriz bunlara. Yani render edilirken iki parça olarak düşünün. Burası content, bu yazdığım yer. Bu üst tarafta şey oluyor. Ne derler? Sayfa ile ilgili metadatalar. İşte create date'i. Draft dediği şu. Siz diyelim ki lokalde yazıyorsunuz. Draft modu data şeyi ne derler? Bilgisi true ise siz Hugo'yu çalıştırdığınızda, ayağa kaldırdığınızda bu gözükmüyor. Draft'ı false yaparsanız, yani ben bunu publish ettim demek bu, gözüküyor. Ama çalıştırırken bunun da parametresi var. Bütün draftlar da gösteriyor, hepsini gösteriyor falan. Onlardan da bahsederiz. Datanın içine işte YAML, JSON gibi dataları koyabiliyorsunuz. Sonradan bu datalara erişip view içinden, yani HTML dosyasından erişip işte for each ile dönüp ya da ne bileyim oradaki bilgiyi okuyup ekranda gösterebiliyorsunuz. Public zaten public. Dediğim gibi bu bir site oluşturma tool'u. Yani siz sitenizi burada yapıyorsunuz, bitiriyorsunuz içeriğin ıvırını zıvırını. Sonra Hugo CLI'ından bir komut çalıştırıyorsunuz. Bu size render edilmiş, daha doğrusu render edilmiş yanlış oldu. Tarayıcının yorumlayacağı HTML haline getiriyor, paketliyor bunu. Public folder'ın altına koyuyor. Buna da bakarız. Resources zaten hiç anlatmaya gerek yok. Static gerek yok. Bildiğin JavaScript, imajlar, ıvır zıvırın olduğu yer. Temalar. Bakacağız buna şimdi. Burada bir de config nokta tom uzantılı bir şeyimiz var. Tanım dosyamız. Bu YAML falan da oluyor. Ama default Hugo'yu kurduğunuzda bu şekilde geliyor. İşte base URL. Dediğim gibi çoklu dil desteği olduğu için işte onunla ilgili şeyler, tanımlar. Normal, gerçek dünyada burası çok büyüyor. Hatta birazdan bakarız ona. Temanın altında da işte Ananke diye bir şey. Bu dokümantasyonda gösterdiği şey ne derler? Tema. Dolayısıyla ben de onu koydum buraya direkt. Şunu şuraya çekeyim. Tema özelinde de işte type, content, ıvır zıvır koyabiliyorsunuz içine. Yukarıdakileri override ediyordu sanırım. Direkt yukarıya da koyup kullanabiliyorsunuz. Burada işte temanın şeyi var. Kullandığı tanımlar var. Mesela şeye bakalım buradan, değil mi? Asıl bizi ilgilendiren layouts mesela. İşte 404 HTML. Bahsettiğim notasyon şu. Bu bildiğin bizim işte bir partial view'umuz var diyoruz. Page header HTML diye. Mesela o neredeymiş? Şuradadır muhtemelen. Burada değilmiş. Özür dilerim. Partials diye zaten var. Page header nerede? Şurada. Yani bu şu demek arkadaşlar. Şuna çift tıklayalım. Bildiğiniz HTML bu arada dosyalar. 404'e tıkladım. Şuna bir daha çift tıklayayım. Page header HTML'i alıyor. Şuradaki HTML'i. Buraya render ediyor. İşte bildiğin condition, mondition yazabiliyorsun. Çok da şey değil. Dediğim gibi merakınızı şey yaparsa gidip bakarsınız. Detaylı bir şekilde. Bakın işte if yazmış. Burası da böyle. Burası da böyle. Yani HTML tarafı da görece basit diyebiliriz. Yani biz .NET tarafında da şey kullandığımız için, buna benzer bir template engine kullandığımız için bu notasyona bizi çok zorlamamıştı. Ama tabii incik cincik bir sürü şey var, detay var. Zaten dokümantasyonuna bakarsanız acayip de bir şey, detay barındırıyor. Ama tabii ne kadar sizlik ya da ne kadar sizlik değil, onu değerlendirip siz onun kararını verirsiniz. İşte shortcode'lar var işte dediğim gibi işte form content şey form contact diye bir tane HTML oluşturmuş. Bildiğiniz HTML. Neymiş bu stretch yet mesela bilmiyorum. Bu şey demek muhtemelen. Bir değişken tanımlıyor. Sonra bakın bu label classes'ları şuraya koyuyor tekrardan.
buradan değişken tanımlamış. Sürekli aynı şeyi yazmamak adına böyle bir kullanımı da var. Dediğim gibi aslında burada bildiğin şurası bildiğin Go kodu. Şu içi bile Go kodu diyebilirim. Yani buradaki bir tane içli bir şey bulalım. Çok da atıp tutmayayım. Mesela şöyle nokta site dediğiniz zaman nokta siteydi sanırım ya da nokta param mıydı? Şimdi emin olamadım. İşte buralardan bu şekilde bu notasyonla gidip config içerisinden bilgi okuyabiliyorsunuz. Gidip datanın içerisinden bilgi okuyabiliyorsunuz. Gidip content'in içinden bilgiyi okuyabiliyorsunuz. Bu kısımlarda böyle. Şöyle command line'a bir gideyim. Hugo server dediğinizde bir geliştirme için size server ayağı kaldırıyor. Tire D derseniz bu şey demek. Draftları da getir. Basayım. Böyle bir görüntü karşıladı bizi. İşte tıklıyorum. Bu postun detayı da burasıymış. Şey de yapıyor. Ne derler? Siz bir değişiklik yaptığınızda watch ediyor değişikliği. Ona göre tekrardan sayfayı yeniliyor. Dolayısıyla development hızınız da bayağı bir yüksek. Şey bayağı bir hızlı oluyor. Durduralım bunu. Bir de şey zaten iki tane temel komut var. Bir de Hugo'nun kendisi. Hugo-d diyelim mesela. Bu şunu yapacak. Generate edecek şeyi, siteyi etti. Gördüğünüz gibi acayip de hızlı. Her ne kadar içeride bir şey yoksa bile. Şunları bir darlayalım tekrardan. Darlama tuşu nerede? Şurada. Public'e gittim. Bakın. Public'in içine şeyi koydu. Şunları bir kapatalım. Public'in içerisine bizim render ediş, daha doğrusu nerede bunu publish edeceksek o hale getirdi. İşte index.xml site map'i de oluşturuyor. Tabii siz site map oluşturma incik boncuk dediğim gibi milyarlarca ayar var. İndekse gidelim. Bizim şeyimizin HTML'imizin gördüğünüz gibi son hali bu. İşte biz mesela postun altına şey koymuştuk. Ne derler? Postumuz. Direkt bunları bu şekilde çok güzel hızlı bir şekilde export ediyor. Siz de buradan alıyorsunuz. Bunu nerede serve edecekseniz bunu, nerede yayınlayacaksınız, nereye publish edecekseniz orada gösteriyorsunuz. Bir de bu ekosistemin şöyle bir güzelliği var. Tabii ben biraz uzağım bu tip araçlara. Belki diğerlerinde de öyledir ama benim hoşuma gidiyor. Example site diye temaların içinde şey oluyor. O temayı görebilmeniz için detaylı bir şekilde hazır içerikler oluyor. Mesela content, mesela şöyle yapalım 2 dakikada. İşte İngilizce, Fransızca. Tamam, kopyaladım. Şuraya koydum bunları. Tamam, content'in içine koydum. Sonra darlayalım bunu. Statiğin içine de statiği kopyaladım. Abi o kadar zor ki. Yani o kadar bir zor yani. Şöyle yapacağım. Şu statiği de kopyaladım. Şuraya koydum. Başka ne var? Ha bir de config. Bakın şu config'i de kopyaladım. Şunları bir darlayalım. Şimdi şuraya koyalım şöyle. Kendim de şu tarafı alayım. Bakın config dediğim gibi. Şunlarla işimiz yok. Şunlarla işimiz yok. Herhalde şöyle çalışır diye varsayıyorum. Yeniledim. Geldim şuraya. Hugo Server D diyelim yine. D demeseniz de olur. Dediğim gibi D demek draftları da gösteriyor. D yoksa draftları göstermiyor. Gelelim şuraya. Şunu kapatayım. Ah, bakın. Şimdi bu bence bu mesela bu bile güzel bir olay. Yani bu bir ekosistem, bu topluluğun bir hareketi tabii. Datayı koydum. Resmi işte bir yazı ıvır zıvır. Gayet güzel geldi. İşte About'a tıklıyoruz. Bir şeyler yazıyor. İşte Articles'da bildiğin sıralamış. İşte sayfalaması var. Tıklıyorum. Detayı geliyor. İşte ne var burada? Create date var. Twitter'da paylaş falan var. Kontakta tıklıyorum. Form geliyor falan filan. Gayet iyi. Şurada da Fransızca, İngilizce diye şey de var. Desteklediği dilleri de gösteriyor. Şimdi bakın. Mesela şuna ana anket çok komik ya.
İngilizce'de işte bu İngilizcedir diyelim mesela. Bakın burası İngilizce oldu. Mesela buraya da şey diyelim. Bu Fransızcadır desem mesela. Fransızcaya geçtiğim zaman title da Fransızca oluyor. Dolayısıyla lokalizasyon işleri de görece basit. Zaten content'i de buradan ayırıyor. Hugo daha çok şey bazlı bir alet. Dosya sistemi bazlı. Aynı mesela Nuxt'ta nasıl sen router için sen bir tane komponent yaratıyorsun ya da bir sayfa yaratıyorsun. Herif router otomatik şey yapıyor ya. Oradaki hiyerarşiden çıkartıyor eğer ekstra bir şey yapmayacaksan. Bu da direkt aynı öyle. Yani sizin dosya sisteminizdeki hiyerarşiye göre işleri hallediyor. İşte sitemap demiştim ya işte sitemap'in adı şu olsun bilmem ağırlığı boku bir sürü. Önceliği neyse. Buradan böyle konfigürasyon yapıyorsunuz. Hatta ben size şeyi açayım. Bizim Runlet'in o kullandığımız dokümanla ilgili olan şeyini ne diyorlar konfini. Bakın konfig inanılmaz büyük. İşte tarif formatına, linklerin nasıl olacağına ıvıra zıvıra göre bir sürü ayar yapmanız mümkün. Dediğim gibi buradaki bilgileri de template'in içinden basitçe okuduğunuz için çok rahat takla attırabiliyorsunuz ya da Hugo'ya şey diyebiliyorsun. Şu config'le build et. Şu environment bilmem nesiyle build et gibi. Dolayısıyla bayağı bir esnek oluyor. O da böyle, onu da anlattık. Çok hızlı anlatıyorum farkındayım ama dediğim gibi böyle bir aletin varlığından haberdar olmak adına bence şey güzel. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Sayfalama parametreleri bile mesela gelip bu şeyin konfigin altına koymuş falan. Hugo'yu seviyoruz. Aslında Hugo ile ilgili bir seri yapılabilir. Ufak dediğim gibi çok fazla detayda iş var ama böyle kabası anlatılabilir. Gerçek dünya örneklerine bakılabilir. Nedir ne değildir. Dediğim gibi Hugo'yu en güzel şey yapan ne derler bence. Bu tema meselesi. Bildiğin işte atıyorum portfolyo diyorsun. Bir sürü portfolyo teması var. Tıklıyorsun işte install ediyorsun. Orada da Git'in modül mekanizmasını kullanarak onu koyu şeyin altına. Diskteki yerinin altına aslında. O da öyle. Nuxt.js ile ilgili bir şeyler yapmak istiyorum aslında. Ona ne derler? Nuxt.js ile ilgili böyle 3-4 videodan oluşan güzel bir şey yapmak istiyorum. İçerik böyle hazırlamak istiyorum. Aklımda var. Vue 3 ile ilgili bir miktar uğraşlarımız oldu. Oradaki tecrübelerimizi işte Vue.js ile ilgili, Ant Design ile ilgili oradaki deneyimleri bir tık anlatasım var. Neyse şimdi bak bunu ben şey için başlattım bu kaydı. Hugo'nun Türkçe şey yok değil. Konu başka yerlere gidecek. Bu da böyle bir video olsun. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Nasıl kapatılacağını bile unuttum videoları. Hoşça kalın.